Akademik Bakış programından yeniden merhabalar sevgili izleyiciler. Uludağ Üniversitesi'nin bölümlerini, fakültelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta Güzel Sanatları konuşacağız. Güzel Sanatlar Fakültesi'nden iki kıymetli hocamız var. Hemen kendini tanıtalım. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sayın İbrahim Öztahtalı ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Sayın Doçent Ali Sait Liman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Güzel sanatları daha önce konuşmuştuk hocam sizinle, evet. Sayın Öztahtalı'yla. Yetmemişti süremiz. Bu sefer biraz daha derinlemesine, kariyer planlamasını da içine katarak konuşacağız. Yine hocamızla evet. Da sahne sanatlarında neler yapılıyor onlara da konuşacağız. Sizinle tekrar başlayalım. Önceki programımızda izleyemeyen izleyicilerimiz için kendinizi klasik olarak özetlemenizi isteyeceğim. Tabii, memnuniyetle. Uludağ Üniversitesi'ne 1990 yılında öğrenci olarak geldim. Hı hı. Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra yaklaşık 9 ay kadar Türkçe öğretmenliği yaptım Bingöl'de. Sonra üniversiteme geri döndüm. 18 yıl Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde çalıştım. Son 7 yıldır da Sahne Sanatları bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'nda hizmet etmeye devam ediyorum. Evet, sizi tanıyalım hocam. Doçent Ali Sait Liman, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü lisans eğitimimi orada tamamladım. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü ana sanat dalında da yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimimi tamamladıktan sonra 2010-2014 arası Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çalıştım. 2014'ten de itibaren Uludağ Üniversitesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Evet. Hocam geçmiş programımızda dramatik yazarlığı pek konuşamamıştık ama Güzel Sanatlar Fakültesi'nin genel bir fotoğrafınızı koymuştunuz. Evet. O günden bugüne değişimler oldu mu? Program ses getirdi mi? Güzel Sanatlar Fakültesi şu an nerede? Evet, elbette çok ses getirdi. Onu başlangıçta söylemek gerekir. Sonuçta Güzel Sanatlar sanatın her alanıyla ilgilenmesi gereken bir kurum aslında. Hı hı. Dolayısıyla Uludağ Üniversitesi kurulduğu yıldan bu yana sanatı her zaman her şeyin önünde tutmuştur. Tutmaya da devam ediyor. Uludağ Üniversitesi'nin 42. yılı. Evet. 43'ün içine giriyoruz hatta biliyorsunuz. Ve bu geçmişinde her zaman sanata saygılı, sanatçıya saygılı, sanata ve sanatçıya değer veren bir kurum olarak geldi. Bir kan değişimi oldu aslında o programdan bu programa. Ali Sait Liman hocamız bölüm başkanlığına atandı. Ve bölümde ciddi değişiklikler yapmaya başladı. Kendisi zaten biraz sonra hepsini izah edecek. Evet. Ama en çok gündeme getirmemiz gereken belki de Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünün artık bir yüksek lisans programı var. Hı hı. O gün konuşmuş muyduk hatırlamıyorum ama ilk öğrencilerimizi bu bahar yarıyılının başında aldık. Evet, çok güzel. 3 tane pırıl pırıl yüksek lisans öğrencimiz var. Tabii yüksek lisansın amacı doktora programıdır biliyorsunuz. Hı hı. Ve akademik hayatın aslında etiketi de doktoradır. Doktoranız bittikten sonra insanlar sizi çalıştığınız bilim alanında ciddiye almaya başlarlar. Çünkü artık tek başınıza bilim ve sanat üretme yetkisini almışsınız demektir bu bir bakıma. Evet. Dolayısıyla çok güzel sesler, çok güzel geri dönüşler oldu o programdan sonra. Tabii asıl hedef aslında Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ve biraz da bizim bölümümüzün hem Bursa'da hem de yurt çapında tanınıyor olması. Asıl hedef bu. Biz de bunun üzerine daha çok odaklanıyoruz. İnsanların Güzel Sanatlar Fakültesi'ni, sahne sanatları bölümünü, dramatik yazarlığı, oyunculuğu tanıması için gayret sarf ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Evet, kolaylıklar diliyoruz. Hocam, Sayın Öztahtalı bahsetti. Bir değişim oldu, kan değişimi oldu. İlk adımlar neler oldu? Yüksek lisans çok önemli bir adım. Yansımaları nasıl? Öncelikli olarak tabii bu sürece gelene kadar diğer hocalarımızın, kurucu hocamız da dahil olmak üzere hepsinin İbrahim hocamızla birlikte bugüne gelene kadar ciddi çalışmaları oldu. Biz görevi devraldık, biraz daha ileri götürmeye çalışıyoruz. Yüksek lisans programımız disiplinler arası bir program. Dolayısıyla sadece oyunculuk ya da dramatik yazarlık değil, fen edebiyat fakülteleri ya da filoloji bölümlerinden de öğrenci kabul etmekteyiz ama her halükarda nitelikli bir akademik eğitim hedefliyoruz. Bu hedefleri de kendi aramızda düzenli yaptığımız toplantılarla kısa ve uzun vadeli hedefler olmak üzere
Yüksek Öğretim Kurumu'nun ve kendi üniversitemizin de stratejik hedefleri doğrultusunda düzenli olarak geliştirmeye, yenilemeye çalışıyoruz. Evet. Peki sahne sanatları bölümünde nasıl bir eğitim sistemi var, neler yapılıyor? Hem teorik hem pratik onları da anlatmanızı isteyeceğim. Sahne sanatları bölümü her yıl 10'u oyunculuk, 5'i de dramatik yazarlık bölümü, ana sanat dalları olmak üzere toplam 15 öğrenci alıyor. Özel yetenek sınavıyla alıyoruz öğrencilerimizi. Sınavlarımız genellikle Temmuz-Ağustos ayları içinde oluyor. Sınavların ön koşulları zaten öncesinde üniversitemizin web sitesinde, bölümümüzün web sitesinde yayınlanıyor. İlk iki yıl ağırlıklı olarak enformasyon dersleri, mesleki dersler, sanat grubu dersleri alındıktan sonra yavaş yavaş artık alana yönelik yazarlıkla ilgili, senaryo yazarlığı da bunun içinde olmak üzere oyunculukla ilgili daha detaylı, yine alandan gelen, tiyatro alanından gelen usta hocaların da nezaretinde öğrenci arkadaşlarımız tabiri caizse pişmeye başlıyorlar. Hı hı. Ve 4. sınıfa gelene kadar 2, 3 ve 4'te birer oyun hazırlıyorlar ki bu hazırlık sürecinin artık sonuçları da 27 Mart her yıl kutlanan Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde 27 Mart'ta oyunlarımız hazır hale gelmiş oluyor. İşte geçtiğimiz günlerde kutladık 27 Mart'ı yine. 4. sınıf öğrencilerimizin hazırladığı, hocaların da tabii çok ciddi özverili çalışmalarıyla hazırladıkları Vişne Bahçesi adlı oyunla biz 27 Mart'ı kutladık. Yakında evet. Yine Estepa ve 3. Ray oyunlarıyla da bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Tabii burada asal amaç öğrencilerimizin sadece kendi okulumuzda değil, çevremizde de bu etkinliklerini farklı sahnelerde de sahnelemeleri fakültemizin, üniversitemizin, daha doğrusu sanatın sesini toplumla paylaşmaları. Hı hı. Peki bu oyunların içeriği belirlenirken nelere dikkat edildi? Onları da öğrenelim. Bir yandan da görseli göstermiş olalım. Yönetmen arkadaşımız afişleri de ekrana taşısın bir yandan. İlgili uygulama dersi kapsamında belirleniyor içerik. Tabii oyunun yönetmenliğini ve dramaturjisini yine hocaları nezaretinde, hocalarıyla birlikte öğrenci arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Olabildiğince oyun seçiminde demokratik davranılıyor. Benim de dıştan gözlemlediğim bir süreç. Geçmiş yıllarda yanılmıyorsam 2015'te Özgürlüğün Bedeli adlı bir oyunu ben özellikle izledim ve onu bir belgesel haline de getirdik. Orada da arkadaşların ifadeleri, anlatımları, hocanın açıklamaları oyunun birlikte seçildiği. Yani devamında da yine sınıfın genel yapısına göre hoca ve öğrenci arkadaşlar birlikte birkaç seçenek arasından ilgili oyunu seçiyorlar. Şu anda da o belgeseli izleyebiliyoruz bir kesitini. Mudanya'yla başlayıp Mudanya'dan yavaş yavaş fakültemize geçiyoruz. Oradan önce mekanımız, ki mekanla ilgili ciddi sorunlarımız var, onu da yeri gelmişken söyleyelim. Mekanımızı boş halde gösterip ardından sesler, insanlarla yavaş yavaş orası dolmaya başlıyor. Bütün bu kısıtlı imkanlara rağmen, ki mesela bizim sahnemizin kulisi aslında yemekhane olarak kullandığımız bir yerdir. Evet. Her vesileyle de söylüyoruz. Hani biz hocalarımız gerçekten özveriyle çalışıyorlar ama son tahlilde Güzel Sanatlar Fakülteleri üniversitelerin prestij kurumlarıdır. Daha iyi altyapıya sahip olmayı hak ediyor. Bursa da bunu hak ediyor. Üniversitemiz de bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Hocam zaten sizin değerlendirmeniz ne olacak? Kısıtlı imkanlarla şu an ekrana da geliyor. Küçücük bir yerde bir harikalar yaratma çabası var. Tabii burada bu harikaların mimarı elbette hocalarımız ve öğrencilerin de özverili çalışmaları. Şimdi aslında biliyorsunuz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin binası bir huzur evi olarak inşa edilmiş. Planlama böyle yapılmış. Dolayısıyla özellikle sahne sanatları gibi bir bölümün huzur evi amacıyla yapılmış bir binada gerçekten çok üst düzey bir performans sergilemesi pek mümkün değil. Ama buna rağmen 2007'den bu yana hem hocalarıyla hem öğrencileriyle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir ekip var orada. Ve demin hocamın dediği gibi hani sahne dediğimiz yer aslında o yemekhanenin, düzeltiyorum, o huzur evinin yemekhanesi. Bizim yemekhane olarak kullandığımız şu anki yerde kulis olarak kullanılıyor. Evet.
Doğal olarak da çocukların bu imkansızlıklar içerisinde bu kadar ciddi performans göstermeleri gerçekten alkışlanmaya değer. Bu 27 Mart'ta bir kez daha gördük ki hem öğrencilerimiz hem de hocalarımız büyük bir özveriyle, büyük bir çalışkanlıkla çok güzel işler başarıyorlar. Evet. Tabii gönül istiyor ki demin hocamın söylediği gibi Güzel Sanatlar Fakültesi bir prestijdir. Ve aynı zamanda üniversitelerin vitrinidir. Hı hı. Belki de en çok halkla bütünleşmesi gereken, belki de en çok üniversitenin halka vermeleri gereken şeyleri vermeye çalışan çok önemli bir birim olarak ele alınması şart. Evet. Tabii beklentimiz şu, üniversite yönetimimiz bununla ilgili elinden gelen gayreti sarf ediyor. Bir an önce fakültenin kampüse taşınması. Çünkü öğrencilerin istikballeri kendilerini burada ne kadar doyurduklarıyla ilgili, ne kadar besledikleriyle ilgili. Ve oyunculuk bölümündeki arkadaşlarımızla, yazarlık bölümündeki arkadaşlarımızla, kampüs ortamında başka bölümlerin öğrencileriyle, başka bölümlerin hocalarıyla çok yakın belki bilimsel çalışmalar, araştırmalar, projeler yapacaklar. Doğru. Ama henüz buna fırsat bulamıyorlar. Evet. Peki yerel yönetimlerle olsun, eğitim kurumları ya da YÖK gibi kurumlarla olsun, iş dünyasıyla olsun bu konuda bir girişim oldu mu ya da bir çaba söz konusu mu? Daha önce rektör hocamızın da liderliğinde sanayi kurum ve kuruluşlarının sahipleriyle temaslar oldu. Projeler çizildi. Zannediyorum yakın bir zamanda da tekrar gündeme gelecek diye düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü rektör hocamızın bu konuda gayreti var. Hatta geçen cuma biliyorsunuz Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek Bursa'daydı. Üniversitemizi evet. ziyaret etti. Ben şahidim. Rektör hocamız Başbakan Yardımcısına bir Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çok acilen inşasının şart olduğunu da söyledi. Karşılık ne oldu acaba? Karşılık olarak zannediyorum olumlu bir cevap alındı. Çünkü ben tebessüm ettiğini gördüm Sayın Başbakan Yardımcısının. İnşallah ümidimiz büyük. Evet. Peki siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Öğrenciler neler hissediyor? Yani olumsuz etkilenenleri nasıl tekrar ikna ediyorsunuz onu öğrenmiş olalım. Yani doğrusu tabii etkinliklerden uzak kalmanın yanında kendi etkinliklerini paylaşma adına da kampüs içinde olma istekleri haklı bence de öğrenci arkadaşlarımızın. Bu noktada gerçekten onların da hocamın dediği gibi özveriyle devam etmeleri söz konusu. Kaldı ki altyapı, binanın fiziksel eksikliklerinin dışında okula ulaşım noktasında da ciddi sorunlar yaşanıyor. Çünkü okulla biraz uzak kalıyor geçen toplu taşıma araçları. Dolayısıyla tamamen öğrencilerin zaten özel yetenek sınavına gelirken de o süreçte o yolları kat ederek geliyorlar, görüyorlar binayı. Evet. Ama kendi aralarındaki dayanışma, hocalarıyla olan sıcak iletişimleri bunu aşmaya vesile oluyor. Gerçekten de gerek öğrenci arkadaşlarımızın, gerek öğretim elemanı arkadaşlarımızın özverisiyle bu işler ortaya çıkıyor. Aksi halde hakikaten çok da kolay olmayacaktı. Evet. Peki sahne sanatlarında eğitimi verirken nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani dünya çapındaki eğitim çalışmalarını takip ediyor musunuz yoksa onları uygulamak yerine farklı bir yol mu izliyorsunuz? Yani orada öncelikli olarak genel eğitimin standartlarını yükseltici bir yaklaşım benimsiyoruz ama hocaları da zaten bu konuda her hoca kendi stratejisini belirlemekte özgür ama yine bizim bir akademik çerçevemiz var. O çerçeve içinde mevcut işte atıyorum 14 haftalık bir akademik takvim var. O takvim içinde bunu gerçekleştirmek durumundayız. Olabildiğince bu alan da disiplinler arası bir alan olduğu için farklı kaynaklardan beslenerek yurt içi ve yurt dışı olmak üzere zenginleştirmeye, workshoplarla, farklı konuklar, örneğin geçtiğimiz 2 yıl mı oldu hocam, dramatik yazarlık çalıştığı ilk kez düzenlendi, birinci ulusal dramatik 2014'te, bu yılda ikincisini düzenlemeyi planlıyoruz. Olabildiğince sade kurum içinin hocalarıyla veya kurum içi imkanlarla değil, farklı kaynaklardan da bilgi alışverişi de bulunularak zenginleştirilmeye çalışıyor diye, evet. diyebiliriz. Peki sınavlar vesaire nasıl uygulanıyor? Öğrencilerin başarısını ölçmede bir sahne performansının yanı sıra diğer çalışmalar da göz önüne alınıyor. Tabii teorik ve uygulamalı olmak üzere derslerimiz ayrılıyor. Her birinin sınavları kendine özgü sahneyle ilgili sınavlar farklı olabiliyor. Ya da ilk yıl enformasyon derslerinin
sınavları farklı olabiliyor. Ama burada amaç daha çok öğrencinin bilgisini ölçmenin yanında onu bir noktada kendiyle yüzleştirip biraz daha ileriye taşımak. Yani bilinen bilgileri tekrar etmekten ziyade, çünkü sanat çok da analitik bir alan değil. O bilgileri tekrar etmekten ziyade yeni pencereler açmak. Çünkü üniversite eğitimi ya da üniversite öğrenciliği lise ya da ortaokula çok da benzemiyor. Hoca belirli yöntemler sunar öğrenciye, belirli pencereler açar. İlgisi oranında öğrenci istifade eder diye düşünüyorum. Evet. Bu da tabii bir karşılıklı, hani eskiden biliyorsunuz öğrencinin eski adı talebedir. Talep etmekten gelir o da. Talep ettiği oranda alıyor diye düşünüyorum evet. Her öğrencimiz. Peki Sayın Üstatalı, sizin alanınızda nasıl bir eğitim çalışması yürütülüyor? Hem ders, pratik, teori ve sınav uygulamaları. Tabii. Şimdi yazarlık ilk sorulan sorulardan bir tanesi şu bu alanda. Nasıl yazar yetiştiriyorsunuz? Şimdi bir kere yazar yetişir mi, olunur mu? O tartışmalı bir konu. Çünkü yazmak çok başka bir şey. Yazmayı sadece stratejik ve teknik olarak öğrenebilirsiniz ama eğer böyle bir istidat yoksa içinizde pek de başarılı olunacağını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Hani biraz bizim çocuklarımız, biz zaten onları seçerken o vasıflarını ucundan köşesinden bir pırıltı olarak görerek seçiyoruz. Yeteneği olmalı. Elbette. Daha sonraki aşamada şu çok önemli zaten, bakın yazmanın en önemli prensibi bir ön koşulu var. O da okumak. Çünkü yazmadan önce okumak zorundasınız. Yazmadan önce biriktirmek zorundasınız. Çünkü yazdıklarınızın beslendiği bir kaynak, bir havuz olmalı arka planda. Sonuçta uykunuzda, rüyanızda esin olarak aklınıza gelen bir şey değil bu. Evet. Sonuçta var olanlarla beslenilen bir şey. Dolayısıyla da iyi bir yazar olabilme yolunda iyi bir okuyucu olabilme ön koşuldur. Hı hı. O yüzden biz çocuklarımıza birinci sınıftan itibaren önce yüklü bir okuma ödevi veriyoruz. Her ne kadar lise öğrenimleri sırasında çok fazla tekamül etmese de, çok fazla dolduramasalar da birinci sınıftan itibaren o fıçıyı iyice ağzına kadar doldurmalarını istiyoruz. Çünkü yazarlık işinde fıçının altında değil musluk. Fıçının üst tarafında. Hı hı. Ve onu doldurmadan asla bir damla içecek alamazsınız o musluktan. O yüzden çocuklarımızın önce iyi birer okuyucu olmalarını istiyoruz. Çünkü sanat dediğiniz şey aslında bir başkalaşım sürecidir. Evet. Yani sanatçı sanatını icra ederken var olanı başkalaştırır. Önce o var olana ihtiyaç var. Eğer o var olanı temin edemezseniz, biriktiremezseniz, o havuzu zenginleştiremezseniz, farklı bakış açılarıyla, farklı yaklaşımlarla, farklı noktalardan beslenmezseniz eğer o başkalaşımı sonuçlandıramazsınız. Hı hı. Dolayısıyla ortaya çıkan şey de gerçekte bir sanat eseri olmaz. Evet. Çocuklara bu alışkanlığı kazandırdıktan sonra dramatik yazarlığa hazırlık dersi birinci sınıflarda önemli bir derstir. Burada çocukların kurgu nasıl yapılır? Dramatik yazarlık nedir? Yazarlık deyince ne anlarlar? Küçük küçük hikayelerle, küçük küçük sahnelerle, diyaloglarla bu işin başlangıç aşamasındaki ABC'sini öğretmeye çalışırız. Bunu yaparken de farklı noktalardan beslenmelerini isteriz. Ben her yıl birinci sınıflarımıza birer defter yaptırırım. Evet. Bu defterler onların aynı zamanda gözlem defteridir. Ve ilk dersi hatırlar öğrencilerimiz, ilk dersin öğle arasında yemekhaneye giderken bir ödev veririm. Derim ki şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şey yapmanızı isteyeceğim. Hocam ne yapacağız yemekhanede deyince ağzınıza aldığınız her lokmanın sizde uyandırdığı hissi not etmenizi istiyorum. Bir yudum su aldınız, ne bıraktı damağınızda tad olarak? Çorbadan bir kaşık aldınız, ne hissettiniz? Hı-hı. O gün biber dolması vardı, nasıl geldi onun tadı size? Neyi çağrıştırdı? Neyi hatırlattı hayatınızda? Sonra o yemekhanedeki verilerini yemeğin arkasından derste değerlendiririz. Şunu fark etmelerini isterim. Bir hisse odaklandığınız zaman, bu ister işitsel olsun, ister tat, ister koku, ister dokunma, ister görme. Ona odaklandığınız zaman daha önce görmediğiniz şeyleri görmeye, işitmediğiniz sesleri işitmeye, almadığınız kokuları almaya, tatmadığınız tatları tatmaya başlarsınız.
verdikleri ilk geri bildirimlerden bir tanesi şu. Hocam hiç suyun böyle bir tat bıraktığını düşünmemiştim. Hiç fark etmemiştim. Çünkü üzerinde durmadı. Çünkü üzerinde durmamıştı. Evet. İşte yazarlığın aslında ilk adımı etrafınızdakileri çok iyi gözlemleyebilme yeteneğine kavuşmak. Etrafınızdakileri analiz edebilme, etrafınızdakilere odaklanabilme becerisini kazanmaktan geçiyor. Çünkü yazarlık biriktirmeyle ilgili bir şey. Biriktirirseniz onları başkalaştırıp yeni ürünlere dönüştürebilirsiniz. Yeni bir dünya yaratabilirsiniz. Tabii bir heykeltıraş gibi düşünün. 15 tonluk, 20 tonluk bir mermer kütlesini bir süre sonra muhteşem bir heykele dönüştürüyor. Aslında bir dönüştürme işi sanat. İşte yazarın da dönüştürdüğü şey etrafından toplayıp gözlemleyip havuzuna aldığı, havuzunda o güne kadar biriktirdikleriyle başka noktalardan ilişkilendirerek ortaya koyduğu yeni bir şeydir. Bir anlamda yeni bir dünya yaratıp oraya tabii, insanları çekebilmek tabii. Dramatik yazarlık belki de başarının anahtarı. Birinci sınıftan itibaren çocuklar yazmaya başladıklarında şunları fark ediyorsunuz. Çünkü o sene başında yaptırdığımız defterlerin aslında bir amacı da şu, yapılan bütün uygulamaları da o deftere yaptırtıyoruz. Hani bugün yazdın kayboldu gitti. Hayır, o defterde bir yıl boyunca yaptıkları bütün çalışmalar var. Ve bazen geri döndürüyorum onları ve şu ilk yazdıklarınıza bir göz atar mısınız diyorum. Bakıyorlar ya hocam ne kadar çok değişmişiz. Yazdıklarımız ne kadar çok değişmiş. Neden? Çünkü yazma yazarak gelişen bir şeydir. Evet. Sadece biriktirerek değil. Hem biriktir hem yaz. Biriktir yaz, biriktir yaz. Tabii biz birinci sınıfın sonunda o defterlerimizle birlikte öğrencilerimizi ikinci sınıfta sevgili Birgül hocamıza gönderiyoruz. Birgül hocamız o defterlere şöyle bir göz atıyor. Neler yapılmış bir önceki yılda ve o kendi dersinin programını ve dinamiklerini çocukların oraya getirdikleri hazır bulunuşluklarıyla tekrar ele alıyor. Evet. Böylece her geçen sınıfta biraz daha olgunlaşan, biraz daha iyileşen bir yazar kadrosu çıkıyor ortaya. Evet. Peki mezun olan öğrencilerin yani belki bir oran yoktur ama yüzde kaçı dramatik yazar olarak adımını atıyor dış dünyaya? Aslında doğrusunu isterseniz hani Türkiye'de dramatik yazarlık eğitimi veren üniversite ve bölümlerin sayısı az. Doğru. Fakat sonuçta insanların oyun yazarak hayatlarını kazanması da çok mümkün olan bir şey değil. Hani biraz gerçekçi bakmak lazım olaya. Sonuçta her mezun olanın tiyatro oyunu yazarak ya da dramatik yazarlık yaparak hayatını idame ettirmesi pek mümkün değil. Hı hı. Bugünkü koşullarda. Doğru. Bunu başaranların sayısı az. Ama bizim açımızdan bakıldığında bölümümüzde hali hazırda öğrencilerimiz arasında da yazdıklarıyla bugün oyunlarını sahneye taşıyan birçok öğrencimiz var. Bu bizim için gurur verici. Evet. Bu mezuniyetlerinden sonra da devam ediyor. Tabii demin Ali hocam satır arasında söyledi. Yazarlık bölümü öğrencileri aynı zamanda senaryo yazarlığı dersi de alıyorlar ve bugün yine TRT'de yayınlanan dizilerde senarist olarak görev alan bizim mezunumuz çocuklarımız ne var. Kadar güzel. Bu da çok gurur verici bizim açımızdan. Evet. Peki hocam size soralım, sahne sanatları uygulaması yapıyorsunuz. Bursa'da çok sayıda tiyatro grubu var, devlet tiyatrosu var, şehir tiyatroları var, belediyelerin tiyatro grupları var. Bunlardan faydalanma imkanınız oldu mu? Başvurdunuz da olumlu ya da olumsuz sonuç aldınız mı? Öğrencilerin oradaki çalışmaları görme ya da oradaki imkanlardan faydalanma durumu oldu. Bu kurumlarla iletişimimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Zaten bu yıl yanılmıyorsam yüksek lisans sınavını kazanan öğrencilerimizden ikisi Nilüfer Kent Tiyatrosu'nda çalışıyorlar. Devlet Tiyatrosu'ndan iki öğretim elemanı hocamız doğrudan atölye derslerimize giriyor. Yine şehir tiyatrosundan hocalarımız var. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlar daha eğitim aşamasındayken bu kurumlarla da organik bir iletişim haline geçmiş oluyorlar. Dolayısıyla da gerek onların oyunlarında, gerek kendi oyunlarında, gerek hocaları aracılığıyla, gerek o kurumlardaki diğer oyuncu arkadaşları aracılığıyla iyi bir iletişim ortamı oluşuyor diye düşünüyorum. Hatta daha da geliştirilebilir. Bu anlamda da çalışmalarımız var her geçen gün. Bu bağları daha yani kendi kabuğumuz içinde kalmaktansa bu kabuğu kırıp her türlü işte koşulların imkansızlıklara rağmen uzakta da biraz kalıyoruz Mudanya'da olmamıza rağmen yine de iletişimi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Diğer yandan üniversitemizin de bir tiyatro topluluğu var.
Onların da ciddi güzel çalışmaları var. Bu çalışmaları da biz de katkı sunmak, içinde olmak gerektiği kanısındayız. Bu anlamda da İbrahim Hocam'ın da girişimleri var. Birlikte zaten biz tek kişiyle değil de hep birlikte çalışarak, öğrencisiyle, hocasıyla ortak aklı harekete geçirerek bir şeyler yapılabileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla da yavaş yavaş ama kararlı adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Show TV'de yayınlanan bir dizide, Çukur dizisinde Cem Uslu diye bir oyuncumuz var. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde benim de sınıf arkadaşımdı. Tiyatro ile ilgileniyordu. Yanılmıyorsam o dönemde Uludağ Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'na üyeydi. Kısa sürede İstanbul'da kariyerine devam etti belki ama hızla bir yükseliş sağladı. İşte reklam olsun, tabii, filmler olsun. Şu anda da dizide ilgi çeken bir karakter. Evet. Açıkçası gururlandırıyor kariyeri, çalışmaları. Bu tür başarı da aslında mesela Cem gibi arkadaşları üniversitede, tabii, fakülteye çağırıp bir anlamda kariyer planlamasını nasıl yapabilecekleri, evet, belki konuşulabilir. Bu alanda da, tabii, odaklandığınız çalışmalar var mı? Bizim az önce de bahsettiğim workshoplardan kastım buydu. Hı hı. Doğrudan alanda belli bir noktaya gelmiş profesyonellerin öğrencilerle iletişim halinde, workshop olabilir bu, bir söyleşi de olabilir. Buna benzer etkinlikler aracılığıyla eğitimi daha da zenginleştirmek. Hı hı. Ki buna dair mesela Ahmet Gülhan'la ilgili hocamın bir çalışması var aslında. Çalışması dışarıda da yapılabilirdi. Hocamız okula da getirdi. Öğrencilerle, ki yılların oyuncusudur. Evet. Her vesileyle biz profesyonelleri, yani sadece akademik bir alan diyerek kendi kabuğu içinde değil de olabildiğince, ki kaldı ki tiyatro insanı insana, insanla anlatan bir sanat. Hı hı. Çok klişe de olsa bilinen bir tanımdır bu. O zaman biz mutlaka insanların içinde, bu işi iyi yapan insanlarla birlikte olmak durumundayız diye, evet, düşünüyorum. Peki tiyatroya genel bakışı nasıl buluyorsunuz? Yani tiyatroya az sayıda izleyici gider diye söylenir ama ne zaman Ahmet Vefik Paşa'ya gitsek salonun, evet, koltuk olduğunu görüyoruz. Doluluk oranları oldukça yüksek ama bu çok da hani iyimser bir rakam mı? Nüfusla oranlarsak daha iyi sonuçlara ulaşabiliriz ama genel olarak ben de gittiğimde gözlemlediğim gerçekten dolu. İkinci, üçüncü tekrarlarda hep dolu olarak, hı, görüyoruz. Yani bu anlamda iyi işlere bence seyircinin kayıtsız kalmayacağı kanaatindeyim. Evet. İbrahim Hocam, siz neler söylemek istersiniz? Tiyatro aslında sinema karşısında ya da televizyon karşısında gücü koruyor mu? Aslında biraz oyun seçimiyle de ilgili bu. Çünkü sonuçta siz de çok iyi biliyorsunuz, bir arz talep meselesi var. Evet. Yani insanların beklentilerini iyi analiz edebiliyorsanız, o beklentilere göre bir arzınız varsa, insanlar buna gayet tabii bir şekilde iştirak ediyorlar. O yüzden belki de en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi oyun seçimi. Ve Devlet Tiyatromuz da Bursa'da bu konuda çok hassaslar. Ve gerçekten güzel oyunlar seçiyorlar. Reji de çok güzel olunca tabii ortaya da harika oyunlar çıkıyor. Biz de ne zaman gitsek, sık sık gidiyoruz zaten, hep koltuklar dolu. Ama şurası bir gerçek. İnsanların tiyatroya karşı ilgisi zayıf. Aslında hep öyle oldu. Hatta Ahmet Mithat Efendi Tanzimat döneminde tiyatro ile ilgili şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, Osmanlı'nın okur yazar oranı sadece %5. Peki biz kitap basarak bu insanları geliştirmemiz pek mümkün gibi görünüyor mu? Hayır. Neden? Çünkü %95'i zaten okuyamıyor. Yani. Ha, o zaman tiyatroyu beslemeliyiz. O zaman bu insanlara öğretmek istediklerimizi, bu insanların kültür düzeylerini yükseltmemizin yegane yolu bu sahne. İnsanlara bol bol tiyatroyu sevdirerek, tiyatro oyunlarıyla, sahneyle bunu kazandırabiliriz. Ama maalesef çok başarılı olamamışız demek ki. Çünkü yıllardan beri tiyatroya karşı ilginin azlığı hep tartışma konusu, hı-hı, olmuştur. O zaman yaklaşımı biraz değiştirmek gerekiyor demek ki. Bu da bizim Devlet Tiyatromuzun yaptığı gibi Bursa'da oyun seçimlerine dikkat ederek, insanların heyecanla, severek gelmelerini sağlanacak oyunlar seçerek yapmak mümkün. Ama hepimizin ortak bir gayesi var, o da şu: tiyatro çok önemli bir sanat alanı ve insanları eğitmenin de en kolay yollarından birisi.
Tabii tiyatronun televizyonla rekabet etmesi biraz zor. Çünkü bugün herkesin evinde bir televizyon var. Evet. Açtığı zaman her günde onlarca diziyle karşılaşıyor. Şimdi Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'na gitmek isteyen birini düşünün. Emekli oturuyor, oradan çıkıp Heykeli Tiyatro'ya gidecek. Akşam 10-10.30 gibi çıkacak, tekrar o evine dönecek. Otobüsün bu dönecek. Gerçekten zor bir şey. Evet. Yani ancak buna çok özverili, gerçekten bu işe aşkla yaklaşan birinin yapabileceği bir şey. O yüzden biraz rekabet gücü zayıflıyor tiyatronun. Ama sevindirici bir taraf var Bursa'da, çünkü belediyelerimiz de tiyatroya sahip çıkıyor. Nilüfer'de Nilüfer Kent Tiyatrosu var. Yıldırım'da Yıldırım Kent Tiyatrosu var. Büyükşehir'in Kent Tiyatrosu var. Dolayısıyla bunlar insanların tiyatroya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bir de tabii bunun yanında özel teşebbüsler var. Bursa o konuda da çok zengin, çok şanslı. Birçok özel tiyatro var. Bunlar da gönülden tiyatroya hizmet etmek isteyen, gerçekten bazen karın tokluğuna çalışan insanlar, onları da takdir etmeden geçmemek lazım. Evet. Tiyatroyla başladık hocam. Sinemayla devam edelim. Birçok film çekiliyor son dönemde. Gişe başarısı elde edemeyenler, geride ciddi zararlar, işte parasını alamayan oyuncular, set ekibi vesaire bırakıyor. Komedi dizi filmlerinin çok revaçta olduğu, hiçbir içeriğin taşımadığı filmlerin rekorlar kırdığı bir dönem yaşıyoruz. Sanat filmleri diye tabir edilen diğer filmlerse gişe başarısı elde edemiyor ve yeni bir yapımda önü tıkanmış oluyor. Yani, sinemanın da genel bir değerlendirmesini alalım. Tabii önce bu işin uzmanı olan hocamıza bu sözü vermek icap eder. Çünkü Ali Sait Hocam, önce size dönelim bu konuda. Peki. Çünkü sonuçta sinema tarihi konusundaki bilgi birikim ve kültürüyle bize bölümde çok ciddi dersler de veriyor hocamız. O zaman Sayın Hocam size iletelim soruyu. Sonra İbrahim Hoca ile devam ederiz. Yani bahsettiğiniz konular, daha doğrusu sorunlar ne yazık ki giderek sinema alanında iyice belirginleşmeye başladı. Yani genel olarak mesela geçtiğimiz yıl 70 milyonla tüm zamanların seyirci rekoru kırıldı. Sayısal bir olumlu bir rakam var. Fakat filmlere baktığınızda aynı şeyi söyleyemiyorsunuz. Çünkü bu rakamın büyük bir çoğunluğu bahsettiğiniz, hani nitelik açısından biraz da tartışmalı filmlerin aldığı rakam. Dolayısıyla burada karşılıklı bir etkileşim söz konusu diye düşünüyorum. Üretilen nitelikli filmlerin özellikle büyük bir çoğunluğu daha çok festivallere yönelik, festival jürili biraz da böyle bir sorun baş gösteriyor. Ödül almak için yapılıyor. Böyle olduğu zaman yani gerek tiyatro gerek sinema seyircisiyle var olan sanat dalları. Yani seyircisiz sinema olmaz derdi hocamız Profesör Sami Şekeroğlu. Dolayısıyla seyirciyi dışladığımız zaman, seyirciye biraz da tepeden baktığımız zaman çok da istenen sonuçlara ulaşamıyoruz gibi geliyor ki bu zaten hepimizin önünde bir gerçek. Diğer yandan da artık sinema eskisi gibi tek eğlence kaynağı değil insanların. Sinemanın yanında başka alternatifleri de var. Kaldı ki belli başlı sinema mekanları yerine AVM'li alışveriş merkezlerinde tamamen dışa açık bir pazarda ithal filmlerin de yoğun olduğu bir ortamda yine de ulusal sinemalar içinde Türkiye'de Türk filmleri ya da Türk sineması güçlü sayılır. Seyirci oranı açısından baktığımızda Avrupa ülkeleri arasında Türkiye'nin oranlarını yakalamış bir ülke yok yanılmıyorsam. Yerli filmlere rağbet açısından. Yerli filmler iyi durumda ama işte bu filmlerin niteliğini daha da iyi hale getirmek mesele. Her yıl hep söylediğimiz şey aslında bu. Şikayet edilen bir şey. Fakat değişmiyor gerçek. Siz zaten soruyu sorarken aslında cevabını da verdiniz bir evet. ölçüde. Böyle bir durum söz konusu. Tabii burada bize de iş görevler düşüyor. Için. Yani eğitim aşamasında olsun, filmlerin değerlendirilmesi, eleştirilmesi sürecinde olsun gerekirse yani öğrencilerimize biz onu söylüyoruz. Yani çok iyi bir yönetmen, dünya çapında bir oyuncu olmanın yanında etik değerlere de sahip çıkmamız gerekiyor. İşin aslı, daha doğrusu püf noktası burada yatıyor. Bakıyoruz televizyonla yüksek reyting alan filmlere baktığımızda 50'li 60'lı yılların Yeşilçam filmleri ki gerçekten çok zor koşullarda yapılmış filmler. Ama her şeye rağmen bir samimiyet
var 100 o filmlerde. 100 kere izlenebiliyor peş peşe. Mahalle var, aile var, bizden bir şeyler var. Bir kibar feyiz o kadar. Evet. Yani yaşanan sorunlar, insana dokunan, insanın o yüreğine dokunan şeyler var. Evet. Ama öte yandan bunun dışında tabii ki deneysel çalışmalar da desteklenmeli. Ama dediğimiz gibi sinemanın seyirciyle var olduğu gerçeğini de unutmamak lazım ki o dönemde seyircinin gişeye ödediği para dışında sinemacının başka bir dayanağı yoktu. Seyirciye tamamen yaslanmak durumundaydı. Şimdi sponsorlar var, çeşitli de, Kültür Bakanlığı'nın destekleri var. Bunlar çok iyi şeyler. İlk filmlerini daha rahat çekebiliyorlar ama bunun yanında hani çok seyirci ögesinin biraz dışta bırakıldığı kanaatindeyim. Sorunlardan biri de bu. Evet. Öte yandan senaryo ile ilgili çok ciddi sorunlar var. Şimdi onun üzerine belki ayrı bir program yapılmalı. Hı-hı. Bir tarihi bir dizide bakıyorsunuz. O dönemin hocam daha iyi, eski Türk edebiyatında hakim. O dönemin diliyle hiç alakası olmayan sözcükler görüyorsun. Daha yeni yeni üretilmiş, hı-hı, 2000'li yıllarda kullanıla gelen sözlüğü bir bakıyorsunuz, tarihi bir karakter ağzından çıkıyor. Yani orada kopuyorsunuz olmuyor zaten. Tabii. Yani. Evet, buna benzer başka şeyler de var ama bunu yapısal bir bütünlük içinde ele alıp yani tek seyirciye ya da yönetmene de suçu yükleyemeyiz burada. Ama bir bütün halinde bu ele alınıp incelenmesi gerekir. Yoksa gidişat çok da iyi değil. Rakamlar iyi olsa da gidişat nitelik, iyi artsa da nitelik geliyor, azalıyor. Evet. Peki hocam sizinle devam edelim. Bir yanda geriye giden bir sinema sektörü, dizi patlaması, 2-3 bölümde final yapan diziler, geride yine paralarını alamayan oyuncular, teknik elemanlar. Bir yanda tiyatro ayakta durmaya çalışıyor. Neler söyleyeceksiniz? Nereye doğru gidiyoruz? Aslında hani yazarlık bölümü öğrencilerin yazmaya başladıklarında İlk akıllarında tutmaları gereken şeyin bunu kimin için yazdıkları sorusudur. Hı hı. Kimin için yazıyorsunuz? Kimin için film çekiyorsunuz? Bunun temelinde de aslında şu var. İnsanları etkilemenin en önemli koşulu yaşantı ortaklığı kurmaktır. Eğer sahnedeki oyunda izleyici kendisini bulmuyorsa, sinema perdesindeki filmde kendisinden bir şeyler bulmuyorsa, beklentilerine cevap vermiyorsa itibar etmiyor. Hı hı. Hani o bölgenin, o yörenin, o ülkenin en büyük sinema oyuncuları da oynasa, en büyük tiyatrocuları da oynasa, en usta kişilikler de olsa, eğer izleyici kendisinden bir şey bulmuyorsa ona rağbet etmiyor. Bu da doğal olarak aslında senaryoya geliyor. İnsanların dizi çekmeye başlayıp iki bölüm sonra final yapmalarının nedeni de budur. Onun senaryosu onu izleyecek insanları ne kadar ilgilendiriyor? Ne kadar kendilerini bulabilir? Ne kadar gerçekçi? Ne kadar dikkat çekici, ne kadar gerçekçi? Eğer bu iyi planlanmadan yapılıyorsa, ya biz yazalım bakalım tutar mı tutmaz mı? Tutarsa devam ederiz, tutmazsa final yaparız mantığıyla pek ilerleyecek gibi görünmüyor. Zaten genelde gayrimeşru çocuk, yasak aşk bu şekilde devam eden bir modern. Bir de evet hani şey kategorize var. Edildiğinde yazılan dizi senaryoları da genellikle birbirine evet, çok yakın. Ama tabii esas önemli olan şey ustaca yapılıyor olması, ustaca yazılıyor olması. Ama nitelikli şeyler yapıldığında mutlaka dikkat çekiyor. Burada bir de şu çok önemli bana göre. Şimdi evet nitelikli bir film yaparsınız. Nitelikli birisi izlediği zaman bundan çok büyük keyif alır. Ama İzleyenlerin nitelik düzeyleri nasıl acaba? Mesela bazı oyunlara gidiyoruz. Rejisi müthiş, harika. Ama sadece bunu bilenler onu anlayabiliyor. Evet. Ve oyunun o taraflarını gördükçe bunu bilenler o oyundan zevk alabiliyor. Peki halk? Yani oradaki izleyicilerin %15'i bizim gibi ise %85'i halkın değil, niteliklerine sahip. Bizim gibi değil. Bize mi hitap etmeli? Yoksa o genele, o çoğunluğa mı hitap etmeli? Biraz da orada yanlış bir politika uyguluyoruz gibi geliyor bana. Çünkü eğer insanları buna alıştırmak istiyorsak, tiyatroyu sevdirmek istiyorsak biraz planlı hareket etmemiz lazım. Yani önce izleyiciyi eğitmek lazım, izleyiciyi yetiştirmek lazım. Bu sinema açısından da bana göre öyle, tiyatro açısından da öyle. Evet. Önce izleyicinin kültürlenmesini sağlamak gerekiyor. Peki. Son dakikalarımız artık. Son sorumuzu da sormuş olalım hocam. Sizinle başlayalım. Neden
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini seçsin bir üniversite öğrencisi adayı ve evet. Neden dramatik yazarlık olsun? Şimdi biraz kopya gibi olacak ama biz hocam bölüm başkanı olduktan sonra çok ciddi bir planlama yaptık. Yani üniversitemizde Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünün ülkemizdeki diğer sahne sanatları bölümleriyle yarışabilecek bir akademik kadrosunun olması konusunda, ders niteliklerinin ve ders çeşitliliğinin olması konusunda demin hocam da ifade etti, disiplinler arası bir bakışı gerektiriyor aslında bu iş. Dolayısıyla bizim bölümümüzde farklı alanlardan farklı bakış açıları ve farklı sinerjiler yaratabilecek bir kadro oluşturuyoruz. Dolayısıyla da öğrencilerimiz ne kadar farklı noktalardan beslenirse işini o kadar iyi yapabilecek bir yetkinliğe sahip olacak. Önümüzdeki günlerde çok güzel değişiklikler de olacak. Öğrencilerin akademik gelişimlerini hızlandıracak, farklı bakış açıları kazandırabilecek onlara. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Neden Güzel Sanatlar Fakültesi diyoruz tekrar ve neden sahne sanatlarının evet, sesi? Aslında önemli bir kısmını hocam özetledi. Ben şöyle tamamlamak isterim. Geçtiğimiz 27 Mart'ta geçen iki gün oldu sanırım. Kutlarken şöyle bir şey paylaşmıştım konuklarımızla. Ünlü yönetmen Andrei Tarkovski'nin 1966 yapımı Andrei Rublev adlı bir filmi var. O filmin ana karakteri Andrei Rublev der ki insanlara insan olduğunu daha çok hatırlatmalıyız. Zaten bizim alanımızı seçen öğrenci bunu bilerek geliyor. Dolayısıyla her şeyden önce bunun için geldiği için çok ciddi maddi nedenleri olduğunu zannetmiyorum. O ışığı, o şeyi içinde hissediyorsa biz de onu paylaştığımızı zaten deklare etmiş durumdayız. Her şeyden önce bunun için gelir ama onun dışında okuldaki diğer öğrenci arkadaşlarımızla da iletişim kurduklarında daha sıcak ve samimi bir eğitim ortamında, daha somut sonuçlara ulaşan bir eğitim ortamında ve daha üreten bir eğitim ortamında olmak istiyorlarsa tercih edebilirler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Bundan sonraki çalışmalarınızda da bir kez daha konuk ettiğimizde umarız yine yüzümüzü güldüren çalışmaları imza atmış olursunuz. Ayağınıza sağlık tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bir akademik bakışın daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte yeniden karşınızda olunca diyerek hoşça kalın.